Arkadaşlar merhaba kap ve piyasa haberlerine hoş geldiniz. Geçen hafta talep toplama işlemi biten Mega Metal, Kuzey Boru ve Sur Gayrimenkul'ün borsada işlem görme tarihi açıklandı ama önce gün sonu verilerine bakalım. BIST 100 günü 7.748.85 puandan yüzde 0.26 artışla kapattı. Değişim puan olarak 20.41 puandı. BIST 100'ün işlem hacmi 83 milyar 459 milyon TL olarak gerçekleşirken en fazla değer kazanan sektör BIST bankacılık %4.02 değer kazandı. En fazla değer kaybeden sektör BIST iletişim %3.91 değer kaybetti. BIST 100'ün dolar bazlı değeri 266 dolar 77 sent. Fiyatı yükselen hisse senedi sayısı 213, fiyatı düşen hisse senedi sayısı 312, fiyatı sabit kalan hisse senedi sayısı 15. BIST 100'ün yabancı payı %34.81. Evet geçelim hemen kapa haberlerine. Öncelikle ilk gelen Kuzey Boruydu. Kuzey Boru, e, Kuzey Boru Anonim Şirketinin payları 12. ayın 14'ü 2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazarda işlem görmeye başlayacak. Yani Kuzey Boru arkadaşlar Perşembe günü Borsa İstanbul'da işlem görecek. Bir diğer şirket Sur Gayrimenkul. Onun da e, 12. ayın 14'ü yani Perşembe günü Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Bir diğer şirkette Mega Metal, Mega Metal'de burada da gördüğünüz üzere 12. ayın 15'i 2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da yani Cuma günü ee, Yıldız Pazar'da Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. İki şirket Kuzey Boru ve Sur Gayrimenkul Perşembe günü Mega Metal Cuma günü Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Hayırlı uğurlu olsun. Yükselen çelik finansal duran varlık edinimi. Şirketimizin 9. ayın 7'si 2023 tarihli kap duyurusunda ilan edildiği üzere Avrupa pazarında ihracat faaliyetlerimizi desteklemesi ve artırılması amacıyla Almanya'nın Düsseldorf şehrinde %100 bağlı ortaklık olarak Rising Stahl GmbH ünvanıyla kurulmasına karar verilen şirketin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır. Tescil edildiği bilgisi bugün tarafımıza iletilmiştir. Alarko Holding yeni bir şirket kurulması hakkında bağlı ortaklığımız Alsera Jeotermal Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Kazakistan Cumhuriyeti'nin Çimkent şe şehrinde tarım ve saracılık sektöründe faaliyet göstermek üzere 23 milyon Kazakistan Tengesi sermayeli bir sınırlı sorumlu şirketin kurulmasına karar verilmiştir. Kale Seramik, Çan'daki te seramik kaplama malzemeleri üretim tesislerinin faaliyete geçmesi, yönetim kurulumuzun 11. ayın 13. 2023 tarihli kararı kapsamında, 11. ayın 15. 2023, 12. ayın 15. 2023 tarihleri arasında rutin planlı bakım çalışmaları dolayısıyla üretime, üretime ara verilen, Çan'daki seramik kaplama malzemeleri üretim tesisinde faaliyete başlanmıştır. Agrotek finansal duran e, varlık edinimi şirketimizin 12. ayın 7'si 2023 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında merkezi İstanbul ili Kağıthane ilçesinde bulunan soğuk hava depolama alanında faaliyet gösteren bir şirketin %90 hissesinin alınmasına ilişkin ön görüşmelere başlandığı kamuya açıklanmıştır. Söz konusu şirket hisselerinin alımı hususundaki ön görüşmeler olumlu sonuçlanmış olup his alımı için yasal prosedürlere başlanmıştır. Firmanın ismi satışın etkilenmemesi açısından hisse devir sözleşmesi imzalanana kadar gizli tutulacaktır demişler. BMS Çelik Hasır Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan yatırım hakkında Şirketimizin artan üretim taleplerini karşılamak amacıyla Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 2. kısmında ön tahsisi tamamlanarak alınan 10.000 metrekare arsa yatırımı 5.000 metrekare daha büyütülerek 1. kısma taşınmış ve tapu işlemleri tamamlanmıştır. 15.000 metrekare arsa üzerinde yapılacak üretim tesisinin inşasına 2024 yılı ilk yarı, yıl, ilk yarı yılında ivedilikle başlanacak olup tesisin 2025 yılı ilk yarı yılında tamamlanarak üretime geçmesi hedeflenmektedir. Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Genil Distribütörlük Anlaşması Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile e, Fransa'da yerleşik Guerbet adlı firma Guerbet arasında 12. ayın 12'si 2023 tarihinde Münhasır Distribütörlük Anlaşması imzalanmıştır. İmzalanan anlaşma öğrenci Gen, Gurbet tarafından üretilen e, burada yazmış oldukları ilaçları e, ilacın Türkiye'deki satış ve pazarlama haklarına sahip olacaktır. Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde ülkemizde hali hazırda, hazırda Gurbet İlaç Tıbbi Malzeme Cihazlar Sanayi Ticaret AŞ adına ruhsatlı olan ilacın ruhsatı şirketimize devredilecek ve bundan sonra ilgili yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından gen tarafından söz konusu ilacın satış ve pazarlama faaliyetlerine başlanacaktır. Rubenis Tekstil şirketimize ait iplik ve örme kumaş fabrikalarından sonra inşaat ve yapım çalışmalarını sürdürdüğümüz aylık 50 ton kapasiteye sahip Türkiye'nin en büyük boya ve apre fabrikası bugün itibariyle faaliyetlerine başlamıştır. Hayırlı olsun demişler. Borsa İstanbul hak kullanım kapı 12. ayın 13. 2023 yani yarın Forte yeni alkarızlardan hisse başına 47.5 hemen hemen aşağı yukarı 47. 47.5 kuruş nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek hesaplara geçiş tarihi Cuma günü olur. Onkosem finansal duran varlık edinimi İngiltere'de kurulu Onkosem UK Limited şirketinin %80 hissesi devir alınmış olup şirketimizin payı %100 olmuştur demişler arkadaşlar. Açıklama olarak da e, hemen bakalım sermayesini yazmışlar. Beher pay 80 yani herhalde çok düşük bir fiyata almışlar. Zira sadece şirket pazarlama amaçlı onu kullanacaklar. Daha doğrusu iş bağlantısı için kullanacaklar. bağlı e, ortaklarının ortaklıklarının tamamını satın almışlar. Evet, Türk Hava Yolları yönetim kurulumuz %100 iştirakimiz olan AJET Hava Taşımacılığı AŞ'nin biliyorsunuz kurulmasına karar vermişti. Ticari hava taşıma işlemleri yönetmeliği çerçevesinde gerekli izinleri alarak faaliyetlerine başlayabilmesi için Ortaklığımız mülkiyetinde bulunan 5 adet Boeing B-737-800 tipi uçağın aynı sermaye olarak ACE'ye devredilmesine karar vermiştir. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz bunun kapı daha önce sizinle paylaştım. Bu şirketi kurmak için kapatmıştı, kurdunu kapına atmıştı Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları burada ne yapmaya çalışıyor biliyorsunuz? Dünyada rekabet edebilmek için ucuz havacılık şirketleriyle rekabet edebilmek için yeni bir şirket kuruldu. Bir nevi Pegasus kurdu diyebilirim size. Fakat tabi Pegasus bile biraz üst sınıf oluyor fiyat bakımı açısından. Biliyorsunuz dünyanın en büyük şirketi bu ucuz havacılık yolun yönünde. Ryanair, Ryanair ya da öyle diyeyim size. Türk Hava Yolları da bu pastadan, çünkü Türk Hava Yolları bayrak taşıyıcı bir şirket. Aynı zamanda orta ve üst segmente hitap eden bir şirket. Alt segmente hitap eden müşterilerini de kaçırmamak açısından güzel bir şirket kuruluşu yapmış oldu. Altın Yağ Madencilik Almat Özel Durum Açıklaması. Şirketimiz Altın Yağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bu alıcıymış ile baş, e, başarı arge enerji teknolojileri elektrik elektronik yazılım makine sanayi taahhüt ticaret şirketi bu da satıcıymış arasında paylarının tamamı satıcıya ait olan Ören Enerji Üretim Anonim Şirketi, Gardenya Enerji Üretim Anonim Şirketi ve Narlıdere Enerji Üretim Anonim Şirketi paylarının %100'ünün şirketimiz tarafından satın alınmasına yönelik bağlayıcı olmayan ön protokol imzalandı. 10. ayın 17'si 2023 tarihinde kapta bildirilmişti. Bu biz de bu kapı okuduk zaten. Şirketimiz altın Yağı madencilik ee, ile enerji yatırımları sanayi şirketi arasında tarafından yürütülen durum tespiti incelemesiyle payları alınması planlanan şirketlere yönelik incelemeleri yapması için yetkilendirilen uluslararası inceleme ve, inceleme ve danışmanlık şirketi Baker McKenzie üyesi Esin Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanan hukuk raporu neticesinde süreç süreç olumsuz olarak olarak e, sonlandırılmıştır. Yani e, bu şirketleri almayacakmış. Mercan Kimya iştirak kapasite artışı hakkında iştirakimiz olan Teka Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ büyüme ve yatırım planları perspektifinde ve artan talebi karşılamak için Denizli'li Hacı Eyüplu Mahallesi'nde 5700 metrekare kapalı alana sahip bir üretim alanı kiralamış ve Eylül ayı içinde taşınma işlemlerini gerçekleştirmiştir. 9. ayın 19'u 2023 tarihinde yapılan KAP açıklamasında Tek Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 4 üretim hattının faaliyette olduğunu açıklamıştık. Teka Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin iki üretim hattının daha faaliyete geçmiş olup, geçirmiş olup toplamda 6 üretim hattı ve faaliyetlerine devam etmektedir. İştirakimiz mevcut üretim kapasitesini artı üretim hattından 10 üretim hattına çıkarmak için çalışmalarına devam etmektedir. Teka Ambalaj Sanayi'nin mevcutta 6 üretim hattı olup yatırım süreci devam eden 4 hat için faaliyete geçtikçe, bilgilendirmesi yapılacaktır demişler. Volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında FM ve FMISP ve SKYM'de yeni alkar SKYM'de paylarına yarın seans başından 1. ayın 12'si 2024 seans sonuna kadar kredili işlemlere yasak geldi. Doğuş Otomotiv Doğaş güzel bir kap bu. 6 Şubat 2023 tarihli Türkiye'de 10 ili etkileyen depremlerin sosyo kültürel ekonomik etkilerinin olabildiğince ortadan kaldırılmasına katkı sağlaması amacıyla Hatay Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilecek tescilli taşınmaz kültür varlıkları olan Hatay Meclis binası ki hepimiz biliyoruz o bina yıkılmıştı. Antakya Konağı ve Şehir Mutfağının aslına uygun restorasyon ve inşasının baş kapsamında şirketimizce üstlenilmesine karar verilmiştir. Muhtemelen bu da daha önce almış olduğu DDGYO ana şirketten almış olduğu gayrimenkul yatırım şirketiyle beraber yapar diye düşünüyorum. Evet yine volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında ICBCT paylarına yarın seans başından 1. ayın 12. seans sonuna kadar büyük takas uygulanacakmış. Bir volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında kaptağı var. Sodasan paylarına yarın seans başından 1. ayın 12'si seans sonuna kadar Emir paket tedbiriyle işlem görecekmiş arkadaşlar VBT yazılım anonim şirketi biliyorsunuz bu şirketin bir de ben yanlış hatırlamıyorsam 350 bedelsiz sermaye artışı kararı vardı güzel bir şirket resmen bu şirket şu anda diğer şirketlere bir iletişim dersi vermiş dedirtecek bir kapatmış hemen bakalım. Yönetim Kurulu Başkanımız Birol Başaran tarafından aşağıdaki açıklama paylaşılmıştır. VBT yazılım yurt içinde son 3 yıldır en hızlı büyüyen bilişim şirketi olurken büyümeyi pazarın daha hacimli olduğu yurt dışına yönlendirmek için 2 yılda 6 ülkede şirket kurarak ofislerini açmıştır. Bu yıl bitmeden yurt dışı yapılanmamızdan ilk gelirini de almaya başladık. Yani yurt dışı yatırımlarından para kazanmaya başlamış. Farklı ülkelerde şirket kurmak ve sözleşmeler yapmak adına ihtiyacımız olan teminatlar için VBT yazılım paylarından 780 bin adetlik kısmını MKK'ya kaydettirmem gerekmiştir. Şahsi teminatım ile şirketin yükümlülük altına girmesi de söz konusu olmayacaktır. Böylece VBT yazılımda toplamda 12 milyon 50 bin adet ile %46.35 ortaklığım Aynen devam edecek olup halka açık kısım artmış <laughs> olacaktır. Fakat bu paylar satılmayacağı için fiili dolaşımdaki paylar artmayacaktır. Şirketimizin bölgesel büyük bir oyuncu olma yolunda başarılar başarı, başarılarındandır. Bugüne kadar hisse satışı hiç yapmadım. Borsadan satmayı da düşünmüyorum paydaşlarımızı bilgilendirmek adına açıklamayı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. VBTYZ şirketin kartını açalım. <laughs> VBT yazılımı hemen bakalım. VBT yazılım güzel bir şirket. Toplam 26 milyon adet lotu var. Bunun da %34.82'si fili dolaşıma açık. Şimdi arkadaşlar bu şirketin sermaye artırımı ve temettülerine baktığımız zaman 2022 yılında 45 kuruş, 2023 yılında da 67,5 kuruş temettü ödemiş. Onay bekleyen %350 oranında bedel, bedelsiz sermaye artışı kararı var. Onda da zaten çok uzun zaman olmadı, yeni aldı. Tabi bir, birkaç ay sürer en azından diye düşünüyorum bu bedelsizin onaylanması. Şirketin e, bilgilerine bakalım. Şirket kimmiş? Birol Başarı'nın... Bir ol başaran da burada %46.35 oranında hissesi varmış. <laughs> Bir diğer ortak da %7.31 oranında İpek Canan başaran eş ya da kız kardeşi artık neyse. Şimdi arkadaşlar bu kapta ne diyor? Diyor ki benim diyor şirketi büyütebilmem için yurt dışında diyor yeni şirketler kurmam gerekiyor. Fakat kurarken diyor belli teminatlar vermem gerekiyor. Bu teminatları vermek için diyor. Ee, hani benim size ee, haftada birkaç gün borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu yaptığım şirket şirketler gibi ee, bazı hisselerimi diyor borsada işlem görebilecek e, şekilde e, başvuru yapacağım MKK'ya onu diyor e, borsada işlem gören tipe dönüştürdükten sonra bunu diyor teminat göstereceğim. Fakat diyor ben bu hisseleri satmayacağım, satmayı da düşünmüyorum. Şimdiye kadar da diyor hiç satmadım diyor. Ee, yani e, borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusunda bu şirketi yani benim şirketimin lotlarını görürseniz bunu diyor ki çok büyük de bir e, kısım değil 780 bin adet lotu ee, korkmayın diyor. Zira ben bu lotları satmayacağım, satmayı da düşünmüyorum diyor. Şimdi arkadaşlar gerçekten de iletişim açısından çok güzel bir kapatmış. atmış. Helal olsun uzun zaman sonra bir patronu tebrik etmek istiyorum. Gerçekten de helal olsun bu şirkete. Aksu Enerji onun da %100 oranında bedelli sermaye artışı kararı vardı. %1 rüçhan kullanım hakkı var. Bunun için bugün SPK'ya başvuruda bulunmuşlar. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.